Selamlar. Ben Nilay. Ben Görkem. 17 yılda karşınızdayız. Sorularınızı cevaplayacağız. İnşallah. Başlayalım mı? Kast direktörü oldunuz ve diziye oyuncu bir arkadaşınızı alacaksınız. Kimi seçerdiniz? Yani çok arkadaşımız var. Bilmiyorum ki. O an duruma ihtiyacı olan kimse onu seçerdim. Karaktere mi bağlı birazcık, değil mi? Evet. Karaktere bağlı. Ama ben kesinlikle Gözde Çağcı olsun isterdim. Evet. Çekeceğim işte. Böyle tanıdığın yeğenler, dayılar dedikleri bu olsa gerek. Enişteler, amcalar. Heyecanlandığım nereden anlarız belli olmuyor. Gayet kızardım şu an. Kızarıyor. Evet. Senin nereden anlarız diye? Gülüyorum hep. Fanlarınız tarafından yapılan ve çok garip karşıladığınız bir şey. Vallahi en son dün başıma geldi şöyle bir şey. Sahilde koşuya çıktım. Yaşça çok büyük bir abimiz. Ben koşarken arkadan geldi bana bir tane vurdu. Omuzuma vurdu. Ben de bir acayip derecede şaşırıp döndüm. Ne yapıyorsun abi dedim. Ya çok özür diliyorum işte bir tanıdım seni anlık refleks. Böyle bir şeyle karşılaştım. Çok acayipti yani. Ben bazen sevgililerine çok şaşırıyorum. Yani o kadar aşırı seviyorlar ki. Ben çok şaşırıyorum buna. Ama Allah yokluğunu da aratmasın değil mi Nilay? Bu arada çok güzel bir şey. Şaşırıyorum ama çok güzel bir şey. Evet, diğer soru. Diline takılan en son şarkıyı mırıldanır mısın? Kardeşim helikopter pat pat. Vallahi bu ara çok dinliyorum onu. Yine geldik mekana. Neydi? Öyle bir şeyler. Güzel. Bende de şöyle bir sıkıntı var. Şarkıyı 100 defa dinlesem de ezberleyemiyorum. Aslında ezberlemek istemiyorum. Ezberleyince şarkının büyüsü gidiyor. Vallahi. O yüzden ezberlemeden böyle o anda dinlemeye çalışıyorum. Hiç şey yapmadan, atılmadan. O hoşuma gidiyor. Sen de? Yo, ben ezberlerim. Ha. Söylerim de hatta. Ama kimse yokken. Evet. Çare gelmez. Benimki de o. Bodrum'dan bununla mı geldin lan hareket? Bu şarkıyla mı geldin? Seviyorum. İbrahim Erkal dinliyorum. Sizce aşk dizilerdeki gibi yaşanabilir mi? Aşka inananlardan mısınız? Bence aşk dizilerdekinden çok daha güzel yaşanabilir. Ve inanırım, evet. Ben de inanırım, evet. Doğru kişi karşısına çıktığı zaman güzel yaşanacağına inanıyorum. Görkem Bey, Adanalıyık Allah'ın adamı diyorsun. Diyor musun? Sen de Adana'dan selamlar ha. Bana diyor ki Adanalıyık Allah'ın adamıyık diyor musun? Adana'dan selamlar. Evet diyorum tabii. Her zaman Adanalıyık Allah'ın adamıyık. Bir ciğerik şalgam içerik. Trene çembe takarık uçağa da kafa atarık diye şeylerimiz var. Öyle şeylerimiz var. Senaryoya nasıl çalışıyorsunuz? Set dışında her yerde senaryo okurken hayal ediyorum hep oyuncuları. Senaryoya nasıl çalışıyoruz? Vallahi senaryoyu ben kesinlikle öncelikle bir sessiz bir ortam istiyorum. Telefonumu kesinlikle kapatıyorum. Çok hayalperest bir adamım. Her okuduğumda böyle hayal kura kura ve canlandıra canlandıra okuyorum. Tam kanalize olabilmem için de 2-3 defa okuyorum. Yani hele ilk gelen senaryoysa, ilk yeni bir işe başlayacaksak, yeni bir proje ise bir günümü falan ona ayırıyorum böyle tam kanalize olup. Sonra da menajerimi arıyorum ve diyorum ki abi bu iş bize çok yarar veya abi bu işten bir şey olmaz. Gibi konuşmalarımız oluyor. Ben bir kere okudum. Bir de sette. İşte Görkem'le geçiyorum. Yok onu fark ettim. Hızla ezber yapabiliyorum. Hızla ezber yapabiliyorum. Uğur ve Yonca'da kendiniz gibi hissettiğiniz zamanlar var mı? Yani tabii şimdi Uğur çocuğu için mücadele eden bir karakter oynuyor ama vicdanı ve merhameti bana benziyor. Kendimden bir şeyler buluyorum yani. Yonca bir kere çok çok ağır başlı ve ya çok farklı karakterlerimiz aslında. Benim kendime en yakın bulmadığım karakterim diyebilirim Yonca için. Öyle mi? Görkem soruyorum sana senaryo gereği zor sahnelerin var psikolojik olarak zorlandığın oluyor mu? Oluyor. Benim bir ara şöyle bundan önceki askeri bir işte yer alıyordum ben. Orada bir tane sahne çekmiştim. Gerçekten psikolojik olarak beni çok yordu. 2 gün falan uyuyamadım. Öyle bir ya çok karaktere girmiştik ya da çok sahneden etkilenmiştik bilmiyorum ama bayağı 2 günümü etkiledi yani. Şu an partnerini son kez görecek olsan son sözün ne olurdu? Söyle bana. Son kez görüşüyoruz. Söyle ne derdin? Gitme lan. Ya. Ya. Gitme derdim. Ben enneyi bak kardeşim derdim. Allah razı olsun. Canımız. Görkem hep de çektiğimde Görkem geliyor. Ne tesadüf evet. Ya. Görkem gözlerin çok güzel bana bir göz kırpar mısın? Hangisi? Öyle bir iğrenç espri vardı ama. Ya. Gözlerin çok güzel. Gözlerim hangisi? Kırpayım şöyle. İkisini. Bravo. Kaşlarımı da oynuyorum. Arka tarafı alet her yerimi oynatabiliyorum. Peki sizin hayatınızın kahramanı kim? Yani bizim hayatımızın kahramanı ben şöyle cevaplayayım onu. Hani çocukken hepimizin kahramanları oluyor. Küçükken mutlaka kahramanlarımız oluyor ama yaş ilerledikçe artık real hayata dönüyorsun. Artık sen bir kahraman olmaya çalışıyorsun. Çünkü senin sorumlulukların artıyor. İşte beraber olduğun insanlar oluyor. Belki de onların kahramanı sen olmaya çalışıyorsun. Helal bir şey. Biz de kendimize göre bir makineyiz yani. Helal olsun sana. Benim kahramanım anneannem.
Atom karıncam benim. Aynen. Çok müthiş bir kadındır kendisi. Biri seninle fotoğraf çekildikten sonra nasıl çıktığını merak edip etiketlendiğin gönderilere bakıyor musun? Hiç bakmıyorum. Hiç. İnanırım, yani bakmıyordur. Hiç, vallahi hiç bakmıyorum. Ben biraz şeffaf doğalım. Hiç nasıl istiyorlarsa çeksinler. Bir ara böyle spor salonlarında çok terliydik. Bilmem ne, böyle üstümüz çok müsait değilken fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bir tek onlara dikkat etmiştim. Çünkü çok kötü görünüyorduk yani. Onun dışında bakmıyorum. Çünkü hangi birine yetişelim ki? Çok fotoğraf çekiliyoruz çünkü. Bir de adama ne diyeceksin? Böyle çekme, şöyle çekme, abi şuradan çek falan yani. Arkadaşların çektiğinde peki yok, ben burada kötü çıkmışım, bunu paylaşma falan dediğin oluyor mu? Hiç olmuyor. Vallahi benim fotoğraflarıma baksan zaten anlarsın. Çok doğal yani, hiç öyle şeyim yok. Sadece benim soldan daha iyi çıkıyorum. Benim de bir kere oldu, onda da çok. Fotoğrafın en köşesinde kalmışım, böyle büyümüş fotoğraf. O yüzden onu sadece karıştım. Onun dışında karışma. Ama sen çok güzelsin zaten Hilal. Ya. Ya senin karışacağın bir şey yok zaten. Karışsa karışsa yine ortalık karışır falan. Aa, vay be. Kimde? Çek, sen de. Aklını aldım, görüyor musun? Aklımı aldı. Kimin ya. Kimin olduğunu bile unuttu. SS alabileceğimiz bir poz verebilir misiniz birlikte diyorlar. SS ne lan? Screenshot. Ha. Gel. Ne zaman o şeyler çıktı öyle ya? Oldu mu? Tamam. Görkem delisi. Görkem ve Nilay'a soruyorum. WhatsApp'ta en çok hangi emojileri kullanıyorsunuz? Gözünden böyle yaşlar çıkararak gülen emoji. En çok onu kullanıyorum. Ben de biraz olumlu bir insan olduğum için hep bu. Ne mesaj gelse olur abi. Hep bu. Çocuk oyuncuyla çalışmak zor oluyor mu? Gerçi hepsi zehir gibi ama. Ben çocuk oyuncuyla hiç çalışmadım, sen? Ebrar? Ebrar çocuk değil ki. Yani Ebrar'a çocuk demek imkansız abi. Ebrar bence evet, hepimizden daha büyük, daha olgun. Büyümüş de küçülmüş. Evet yani. Benim Ebrar'la olan bir anımı anlatayım. Gerçekten bu arada çok tatlı bir kız. Çok da kendini geliştirmiş, olgun bir kız. Çok da tatlı şeker. İşinde çok zaten tecrübeli. İlk sete geldiğinde bir çocuğu nasıl seversin? Aa ne haber, nasılsın dersin böyle falan. Böyle yaklaşırsın hani böyle çocuk gibi. Ne haber Ebrar dedim. Nasılsın işte, nasıl gidiyor falan işte. Beraber oynayacağız şu bu falan. Böyle yaptı bana. Thanks. Orada anladım ki bu çocuk değil. Yemin ediyorum bu dedim, tamam bu dedim. Çocuk değil, başka bir şey. O yüzden çocukla hiç çalışmadığım için bilemeyeceğim. Ebrar'ı öpüyorum buradan. Çok çalıştım ama yok. Hepsi çok tatlı ya, çok zor falan değil. Canlandırdığınız karakterlerde kendinizle ne kadar uyumlu? Gerçek hayatta Uğur ve Yonca ile arkadaş olur musunuz? Olurum ya. Gerçek hayatta Uğur ve Yonca arkadaş olur tabii canım. Niye olmasın ki? Çok isterim gerçekten Uğur gibi bir arkadaşım olmasını. Yonca gibi de. Ben de Yonca gibi isterim. Başımız derde girdim, hep geliriz yanına falan. Adli psikolog çünkü. Sorum Görkem Sevin diye. Baba rolünde oynamak ona nasıl hissettirdi? Güzel. Şöyle, daha önce hiç tatmadığım bir duygu. Ebrar çocuk değil ya. Yani bunu nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Şey yapamadım yani. Bizi terbiye etti ya, vallahi billahi. Hiç fanlarınızı stalkluyor musunuz? Yok, ben hiç şey yapmıyorum. Stalk, ben de çok şey yapmam. Böyle bir iki kişi var stalkladığım, onun dışında kolay kolay zaten stalklamıyorum. Ben de sosyal medyayla çok içli dışlı değilim ama böyle bazen... Arkadaşlarının kullandığı bir takma ismi veya lakabın var mı? Benim küçükken vardı. Benim gözlerim bozuktu, kör derlerdi bana. Vallahi. Bir ara bir dönemde gözlük takıyordum, Harry Potter dediler. Öyle. Vallahi. Bana çiçek kız diyorlar, bir de Niloş. Niloş. Yalnız kaldığımızda da kuzu diyorlar mı? Bir karakteri seçerken nelere önem verirsiniz? Biz Niloş'umuzun hep farklı ve güçlü kadınları seçiyor olmasını çok seviyoruz. Ya canım. Ben de seviyorum. Farklı ve güçlü karakterleri seviyorum. Vallahi bir karakteri seçerken ben de önce okuduğumda o karaktere ben ne katabilirim? O karakter bana ne katar? Onlara bakıyorum önce. Ben de kendimden bir şeyler eklediğimde karakteri bir yere taşıyabilir miyim? Keyif alarak oynayabilir miyim? En çok ona bakıyorum. Eğer o keyfi alacağımı hissediyor ve inanıyorsam o projenin içerisinde yer almak istiyorum. Dizinin bir bölümü için kaç saat çalışıyorsunuz? Çok değişiyor ya. Şöyle, haftanın 6 gününden 12 saat şeyi var da... Ne 12'si baba? Ne 12'si? Ya işte haftanın 6 günü, 3'er saat falan. 14 saat şeyi de var ama. İşte kural var ya, işte onu anlattım. Evet. Fake hesabınız var mı? Kendi hesabınızdan istemediğiniz storyleri oradan izliyor musunuz mesela? Var mı fake hesabı? Benim vallahi yok. Yoktur, benim de yok. Benim de yok, hiç. Ben arkadaşlarımın fake hesaplarını alıyorum ihtiyaç halinde. He. Onlardan bakıyorum bakacağımı ama genelde ihtiyacım olmuyor. Benim de hiç öyle bir şeye ihtiyaç duyduğumu hatırlamıyorum ya hiç. Delikanlı olun. İzleyin. Kim ne diyebilir ki? En kötü ne olabilir? Yani. Bir de bu şeyler çıkmış ya, kim beni kontrol etti falan filan.
Öyle muhabbetler. Doğru mu ya onlar? Bilmiyorum, ben çok inanmıyorum onlara. Doğruysa yandık da. Valla ben zaten hiç bulaşmadım da bilmiyorum. İşte böyle. Evet, sorularınızı cevapladık. Teşekkür evet ederiz. Biz çok keyif aldık. Tatlıydı. Bence Nilay sen de keyif aldın. Bir daha geliriz bence. Evet, bir daha evet. Geliriz. Geliriz, her zaman geliriz çağırırlarsa. Ya da çağırmayabilirler sanki. Çağırmayabilirler. İlk ve son oldu. Teşekkür ederiz her şey için. İnşallah siz de keyif almışsınızdır.